Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere size bir kitap programından bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce kanalıma verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız benim kalbimi çok ısıtıyor, beni motive ediyor. Çok teşekkür ederim. Geleneksel teşekkürümüzü yaptıktan sonra size bir telefon uygulamasından bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle kitap sevenler, kitap işte yılda kaç kitap okuduğunu ya da kitaplar hakkında bilgi almak isteyenlerin çoğunun takip ettiği bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Belki sizlerin de haberi vardır. Ama ben haberi olmayan arkadaşlarıma en azından bir fikir olması amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü ben de başka bir arkadaştan görmüştüm bundan birkaç yıl önce. Çok faydalandım. Benim için telefonumun en önemli programı haline geldi. Çünkü gerçekten tam bir kitap severe uygun bir program olduğunu düşünüyorum. İsmi Binka. Binka isminde bir program bu. Bunu Google Play'den indiriyorsunuz ve şimdi ben de aynı zamanda anlatırken bir şey atlamamak için programı açıyorum. Öncelikle aynı Facebook sayfası gibi kendinize bir tane profil oluşturuyorsunuz. İşte isminizi, isterseniz isminizi yazıyorsunuz. İsterseniz farklı bir kullanıcı ismi kullanmak istiyorsunuz, onu yazıyorsunuz. Benim ismim Nalan Onur. Oradan da beni takip edebilirsiniz ayrıca. İşte çünkü orada başkalarını da takip edebiliyorsunuz. Başkaları da sizi takip edebiliyor. Çünkü orada sadece sizin paylaştığınız, okuduğunuz, okuyacaklarınız kitaplar görünüyor. Şimdi bu kitapları önce dediğim gibi bir profil oluşturuyorsunuz. Profilde isterseniz profil resmi de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Benim profil resmim yok açıkçası. Arkada sadece bir arka zemin var. Zeminde bir resim var. Şimdi mesela orada kendinize hedefler belirliyorsunuz. Şimdi mesela ben işte geçmiş sene 2020 yılında kendime bir hedef belirlemişim. İşte 24 tane kitap okuyacağım. O 24 tane kitabı okuyup okumadığınızla ilgili size oradan kontrol ediyorsunuz. Mesela şimdi ben baktığım zaman ana sayfama gittiğim zaman hedef bir ok kısmı var. Baktığım zaman işte ben hedefim 24 kitap koymuşum ve 24 kitabımın hepsini bitirmişim. Ve yıllara göre de bu kitapları ayırıyor. Mesela 2021'de okuduğunuz kitaplar, 2020'de okuduğunuz kitaplar, 2019'da bütün hepsini yıl yıl program sizin için hazırlıyor. Yeni okuma hedefinizi belirliyorsunuz ve okuduğunuz kitapları gösteriyor o programda. Mesela henüz okumadınız. Mesela bir kitabın ismini öğrendiniz. O kitabın ismini oraya girip İşte bu büyüteç var orada. Bir arama bölümü var. İşte kitabın ismini yazıyorsunuz oraya, atıyorum. İşte bir herhangi istediğiniz bir kitap. Kitabın ismini yazıyorsunuz. Daha önce bu kitabı okumuş olan kişilerin yorumlarını görebiliyorsunuz. O kitaba ne kadar puan verildiğini görebiliyorsunuz. Kitabın ne zaman basıldığını, kitabın kaç sayfa olduğuyla ilgili bütün bilgileri alabiliyorsunuz. İnsanların kaç kişinin bunu beğendiğini, kaç kişinin bunu tavsiye ettiğini görebiliyorsunuz. Bence müthiş. Ben kitap alırken açıkça söylemek gerekirse hemen bu sayfaya giriyorum, kitabın ismini yazıyorum, insanların kitaplar hakkındaki yorumlarını, konusunu okuyorum, kitaplar hakkındaki yorumlarını okuyorum, yazarın hakkında bilgi okuyorum. Benim için çok güzel. Sonra yıllık dediğim gibi hedeflerinizi takip edebiliyorsunuz. Mesela bir yıl içinde okumak istediğiniz hedefinizi yazıyorsunuz. Yılın sonuna doğru işte sizin bir yıl içinde kaç tane kitap okuduğunuzu, kaç sayfa kitap okuduğunuzu, günde kaç dakika okuyabildiğinizi, ayda işte ne kadar kitap okuduğunuzu, hepsini detaylı bir şekilde raporlayan bir program bu. Bence kitap severler için ve bunu böyle takip altına almak isteyen insanlar için müthiş bir uygulama. Ben çok çok gerçekten çok sevdim. İyi ki bu uygulamayla karşılaşmışım dedim her zaman. Mesela işte diyor ki size, biraz yavaşladınız mesela, diyor ki işte hedefine ulaşman için 13 günde bir kitap okuman lazım. Ya da işte mesela biraz hızlı gittin, işte ayda bir kitap okusan da hedefine ulaşabilirsin diye uyarılarda bulunuyor. Sonra mesela bir kitabın ismini duydunuz. O kitapla ilgili oraya giriyorsunuz. Dediğim gibi yorumları okuyorsunuz ve okuyacaklarımı ekle diye bir buton var. Okuyacaklarımı ekle kısmına bastığınız zaman okuyacağım kısmına ekleniyor o kitaplar ve onlara da okumak istediğiniz kitapları da bir sıra halinde görüyorsunuz. Mesela kitap okudunuz, bitti. Okudum bitti yazıyorsunuz. O butona basıyorsunuz. Bu sefer de okuduğunuz kitapları listeleyebiliyorsunuz. Ve sene sene de bunu bu şekilde kendiniz
gözlemleyebiliyorsunuz ve kendinizi ne kadar arttırdığınızı, işte kaç sayfa okuduğunuzu. Mesela ben işte geçen yıla göre 1000 sayfa kadar daha fazla okumuşum. Şimdi bu aslında insanı biraz da kamçılayan bir şey oluyor. Diyorsunuz ki işte geçen sene işte atıyorum 5000 sayfa okumuşum. Bu farazi bir rakam. İşte bu sene mutlaka 6000'e doğru yaklaşayım. Yani insanı kamçılayan, insanı böyle yapması için teşvik eden bir program olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Ben şimdi her sene bu programı tazeliyorum. Şimdi mesela hedefler geldiğim zaman, hedefine geldiği zaman, şimdi bu sene başı olduğu için 2021'deki hedefimi soruyor bana. Hedefiniz ne? Mesajınız ne? Kendime mesela bir mesaj da verebilirim, değil mi? Hedefimi tutturduktan sonra o mesaj bana gelecek. Yani ben bu programı çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Ve hep kitap severlerin hepsinin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Atıyorum işte bir kitap mesela ne olabilir? İşte ne aklıma şimdi gelmiyor? Kürk Mantolu Madonna mesela. Bir saniye hemen yazıyorum. Aynen. Şimdi mesela Kürk Mantolu Madonna çıkıyor. Bakıyorsunuz işte kaç kişi okumuş. Mesela bu benim bu şeyde 160 bin kişi okumuş. Mesela kitaba işte yıldız verilmiş. 9 yıldız verilmiş kitaba. İşte kitabın basım tarihi yazıyor. İşte kitabın işte sayfası, insanların altında yorumları, mesela insanlar okumuş kitabı ve onunla ilgili yorumlar yazmışlar. İncelemeler yazmışlar. Ben açıkçası çok sevdim bu programı. Sizlerin de belki size de bir ışık olacağını düşündüğüm için paylaşmak istedim. Biliyorum öteki videolara göre daha kısa bir video olacak. Ama eğer siz de benim gibi bir hedef belirlediyseniz ve bu hedefleri somut bir şekilde görmek istiyorsanız, işte hedefinize ne kadar kaldığını, işte kaç sayfa okuduğunuzu, insanların sizin almak üzere olduğunuz kitap hakkında neler söylediğini, neler tavsiye ettiğini ya da işte konusunun ne olduğunu ilgili, yani kitaplar hakkında ne bilmek istiyorsanız bu programda mevcut. Benden size tavsiye olsun. Lütfen gidin bir programa bakın, indirin. Eğer hoşunuza gitmezse sonra tekrar gene iptal edebilirsiniz. Ama ben kitap severseniz gerçekten ve bunu benim gibi böyle bir somut bir halde görmek istiyorsanız bu programı çok seveceğinizi düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Benden size bir tavsiye olsun. Belki faydalanmak istersiniz. Belki de içinizde çok kullananlar vardır. Bana bu programla ilgili farklı bir şeyler anlatmak isterseniz onu da lütfen yorumlar kısmına yazın. Benim bu gün anlatmak istediğim size program buydu. Bir de küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Kanalıma abone olduğunuz zaman, yorum yaptığınız zaman ve videomu beğendiğiniz zaman ben inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Yaptığım emeklerimin karşılığını almış olduğum için çok iyi hissediyorum kendimi. Birilerine ulaşmış olmaktan dolayı çok mutlu oluyorum. Eğer kanalımı beğenirseniz, videoma yorum yaparsanız ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün anlatmak istediğim program buydu. Dediğim gibi kitap severler için çok iyi olacağını düşündüğüm için sizinle paylaşıyorum. Benim bugünlük anlatmak istediklerim bunlar. Daha güzel, daha kaliteli videolarda, daha kitap videolarında, işte alışveriş videolarında belki, işte sohbet videolarında tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.